Dünya tekstil sektörünün gözü ve kulağı olan Türk tekstil sektöründeki turumuza bu alanda önemli istihdamlar sağlayan marka bir kuruluştan detaylarla devam ediyoruz. Firmamızın adı Aksanlar Tekstil. Firma 1998 yılında bir aile şirketi olarak İstanbul'da kuruldu. Faaliyetlerine küçük bir atölyede fason dikim yaparak başlayan şirket, ilerleyen yıllarda bebek giyim sektöründe üretim yapmaya başladı. Aksanlar Baby ve Tontoy Baby ismiyle bebek giyiminde özellikle kaliteli ve sağlıklı ürünler üretme amacında olan firma hakkındaki detayları şirket yönetim kurulu başkanı Necati Kabak'tan dinledik. Şirket 1998 yılında kuruldu. Daha önce vardı ama başka isimler altındaydı. Ama Aksanlar Tekstil Sanayi Limited şirketi 1998 yılında kuruldu ve bugüne kadar geldi. Aksanlar Tekstil çocuk giyimi üzerine imalat yapıyor. Daha çok body türü çalışıyorduk. Ama şu andaki hedeflerimizde hastane çıkışı grubu çalışmalarımız devam ediyor. Battaniye, hastane çıkışı, 5'li set, 10'lu set, onların çalışmaları devam ediyor. Projeleri tamam. Şu anda üretime, bir ay sonra üretimine başlayacağız onları. Daha önce biz dışarıdan hazır kumaş alıyorduk, yapıyorduk. Daha sonra biz kendi kumaşımızı üretmeye başladık. Şu anda kendi kumaşımızı üretiyoruz. Bu binada kesimi yapılıyor, dikiliyor ve o şekilde piyasaya sürüyoruz. Yani iplikten giriyoruz, ipliğimiz geliyor. Biz şu anda kumaş üretimini kendimiz yapıyoruz. Şimdiye kadar hep dışarılara veriyorduk. Şu anda biz Zeytinburnu'nda kendi toptan satış yerimizi de açmış bulunuyoruz. Şu anda bizim kendi modelistimiz, stilistimiz var. Onlar, her şey kendi bünyemizde yapılıyor. Necati Kabak, markalaşma faaliyetleri ve vizyonları hakkında bilgi verdi. Üretime daha başlamadan önce Tontoy markasıyla biz patent aldık. Tontoy Baby Kids. Bir de Aksanlar Tekstil, kız grubunda Aksanlar Tekstil, erkek grubunda ve bebe grubunda ise Tontoy'u kullanıyoruz. Bir de Miss Bebe patentimiz var. Burada da asıl amacımız hastane çıkışı grubu dediğimiz grubu bebeklerin beden dili. Özellikle buna çok dikkat ettim ben. Bebeklerin beden dili. Onlar konuşmayacaklar ama onlar Aksanlar ve Tontoy'u giydiği zaman onunla onları dışarıya yansıtacak şekilde. Böyle bir sloganımız var. Bunu patentine aldık. Bebeklerin beden dili diye. Biz alt zeminini oluşturduk. Şu anda diğer çalışmalarımız devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Necati Kabak, dünya ve Türk tekstil piyasasındaki kalifiye eleman konusunu değerlendirdi. Dışarıda tabii ki daha ucuza mal üretiliyor bu ürünler. Nedeni ise şu, işçilik çok ucuz. 50 dolara, 60 dolara çalıştırıyorlar. Diğer ülkelerde elektrik uygun. Biz SSK primleri, bir işçinin SSK primi şu anda 310 milyon. Bu da size çok pahalıya mal oluyor. Bir işçinin zaten İstanbul'da hayat şartları çok pahalı olduğundan dolayı bu asgari ücret teklif ettiğiniz zaman kimse çalışmıyor. Vasıfsız eleman bile burada çalışmıyor. İşte onun sıkıntısını yaşıyoruz. Necati Kabak, yurt dışında yatırım yapmak yerine önce Türkiye'deki pazarlara eğilmek gerektiğine değindi. Biz şimdi Kuzey Irak'a gittik. Kardeşim gitti. Orada baktı durumlara. Baktı ki yani geldi bana anlattı, işte şöyledir böyledir anlattı, güzeldir falan, çok iyi bir pazar. Dedim ki nüfusu kaç dedim, bu kadar dedi. Az dedi, İstanbul bir Adana kadar yok. Peki biz niye Adana'ya bir yatırım yapmıyoruz? Yani elimizde olan bir pasta var, biz bu pastayı bırakıyoruz, başka bir pastaya gidiyoruz. Şimdi önce kendi pastamızı halletmeye çalışıyoruz ve bunun için de Adana'ya şube verdik. Toptan satış ve perakende açıldı. Mersin'e veriyoruz. Şu anda birkaç yer daha şu anda anlaşma durumundayız. Bursa, Ankara'da görüşmelerimiz devam ediyor şu anda. Zeytinburnu'na işte bunun için ilk adım olarak Zeytinburnu'na yer açtık. Ve burada da kendi önce iç piyasa, sonra dışarı. Çünkü ya, ürettiğimiz mallar çok kaliteli. Dışarıdan gelen Çin mallarında çok daha kaliteli. Kaliteli olduğundan dolayı fiyatı biraz yüksek ama kaliteyi insanlar gördüğü zaman tekrar geri dönüşümü oluyor. Sattığınız malın arkasında oluyorsunuz bu durumda. Yönetim Kurulu Başkanı Necati Kabak son olarak hedeflerini bizimle paylaştı. Şimdi bundan sonraki hedefimizde bir kurumsallaşma sürecindeyiz şu anda. Kurumsallaşmayı oturttuktan sonra ki hedefimiz ihracat. Avrupa ülkelerine ihracat yapmak. Bunun alt zeminini oluşturuyoruz şu anda. İşte kendi kumaşımızı üretip kendimiz tüketme yolunda hızla ilerlememiz gerekiyor ve bunun için de ihracata yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu da yaklaşık bir sene sonra hedef kitle Avrupa ülkeleri olacak.